Mutfakta Hayat'tan yine herkese merhaba. Bugün de kanalımızda olan salma bulgur pilavının tavuk suyuyla oldukça lezzetli tarhana çorbasıyla geldim. Ve şahane tarhana çorbamızın malzemeleri şöyle bir kase kemikli tavuk, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası, bir iri kuru soğan, yarım baş sarımsak, 4 tane defne yaprağı, 1 tane havuç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 8,5 su bardağı soğuk su, artı sonradan 2,5 su bardağı daha ekledim. 11 su bardağı su olmuş oldu çorbamızda. 1 su bardağı tarhanamız var. Üzeri için 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, şöyle dolu dolu 2 tatlı kaşığı nane, en son 1 diş sarımsak. Tarhanamızı yapabilmek için öncelikle tavuk suyumuzu hazırlayacağız. Ve ben ön hazırlık olarak arkadaşlar şöyle havucumuzu soydum. Soğanımızı yine soydum. Sarımsaklarımızı da soydum. Şu büyük baş en son kullanacağım bir tanesini. Gerisini tavuk suyunun içerisine alacağım. Hemen rendeyle işe başlıyorum. Şöyle güzelce havucumuzu öncelikle rendeliyorum. Hemen üzerine sarımsaklarımızı gelişi güzel doğruyorum. Hemen kemikli tavuğumuzu da üzerine aldım şöyle. Kuru soğanımızı da gelişi güzel üzerine alacağım. Şöyle doğrayıp iri iri. Şu bir baş sarımsağımızı arkadaşlar bıraktım. En son ilave etmek için hemen 4 tane defne yaprağımızı. Hemen üzerine salçalarımızı ilave ediyorum. Domates ve biber salçası. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen 1 litre suyumuzu da ilave ediyorum. Burada tam toplamda 8,5 bardak su var arkadaşlar. Hemen üzerine baharatlarla devam edeceğim. Şöyle 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle yine 1 çay kaşığı. Burası 2 gibi gözükebilir fakat benim çay kaşığım küçük olduğu için 2 atıyorum. Normal çay kaşığıyla 1 çay kaşığı yeterli. Şöyle hemen tuzumuzu da şimdilik sadece 2 çay kaşığı ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve doğru ocağımızın başına geçiyorum. Tenceremizi ocağa aldım. Güzelce öncelikle kaynamasını bekleyeceğim. Tavuk suyumuzun oluşabilmesi için. Yarım saat boyunca güzelce pişmesini bekleyeceğim. Tabii ki kontrollü bir şekilde. Kapağımı tamamen kapattım fakat bakacağım. İsterseniz şöyle aralık bırakıp taşmaması için de pişmesini bekleyebiliriz. Evet. Şimdi güzelce pişmesini bekliyorum. Güzelce fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine kapağımızı örtüyorum. Önce de dediğim gibi yarım saat pişireceğim. Tabii ki kaynadıktan sonra ocağımızın altını iyice kısıyorum. Güzelce piştikten sonra geliyorum. Çorbamızı oluşturabilmek için güzelce tavuğumuz da içerisinde pişti. Yani suyumuzu elde etmiş olduk çorbamızı yapabilmek için. Hemen şöyle değiştireceğim arkadaşlar. Süzgecimi alıyorum. Ve güzelce sosumuzu süzeceğim. İyice süzülmesini bekliyorum. Ocağımın altını yaktım. Şöyle gelişi güzel hemen tencereme su tuttum. Aynı tencerede çorbamız olacağı için. Hemen üzerine dolu dolu 8 bardak suyumuzu alıyorum. Burada 6 bardak çıktı arkadaşlar. Kaynadığı için diğeri uçmuş üzerinden suyumuz. Hemen onun üzerine hesaplayacağız. Öncelikle buranın kaynamasını beklerken şöyle ön hazırlık olarak sarımsağımı, o bir tane bıraktığımız sarımsağı güzelce ezdim. En son ilave edeceğiz. Hemen tabağımıza tarhanamı alıyorum. Hemen üzerine 2 bardak su ilave ediyorum.
toplamda 8 su bardağı suyumuz olmuş oldu çorbamızda. Şöyle güzelce karıştıracağım. Suyumuz kaynadıktan sonra tavuk suyumuz tekrar üzerine ilave edeceğim. Bu tarhana da benim kendi yapmış olduğum tarhana. Herkesin tarhanasının içeriği mutlaka farklı olur. Hemen üzerine tarhanamızı alıyorum. Tabii ki bir taraftan da karıştıracağız arkadaşlar, topaklaşma oluşmasın diye. Bir taraftan da suyumuzdan ilave edeceğiz, tavuk suyumuzdan tarhanamıza. Şöyle karıştıra karıştıra ilave ediyorum. Eğer koyu isterseniz su ilave etmeyebilirsiniz. Ama koyu gelmesini istemiyorsanız 2 bardak daha su ilave edebiliriz. Toplamda 10 bardak suyumuz oldu arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağız ve çorbamız hazır olmuş olacak. Daha sonra samırsak ve nane ilavesi yapacağım. Şöyle bir 10 dakika kaynamasını bekliyorum. Şöyle güzelce çorbamız kaynadı. Hemen üzerine damak tadınıza göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Ben şöyle yarım tatlı kaşığı kadar ilave edeceğim. Daha önce de 2 çay kaşığı katmıştık. Hemen üzerine 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı da karabiberimizi ilave ediyorum. Şöyle güzelce yine bir harmanlayacağım. Hafif ocağımın altını da kısacağım. 10 dakikasını doldurmasını bekliyorum çorbamızın. Şöyle tuz orantısına da bakacağım arkadaşlar. Tuzumuz yeterli mi diye. Gayet güzel. Çok hafif bir şey de atacağım. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı tereyağımızı sos tavama aldım. Öncelikle erimesini bekliyorum. Artı hemen üzerine şöyle 2 kaşık da zeytinyağı almak istiyorum. Hemen şöyle dolu dolu 2 kaşık da 2 tatlı kaşığı nanemizi de ilave ettim. Güzelce kavuruyorum hafif bir şey. Hafif nane kokusu geldi mi yeterli. Çok fazla yakmıyoruz. Hemen diğer ocaktan yine çorbamızı ön ocağa aldım. Diğer ocağımızı da kapattım. Hemen naneli sosumuzu çorbamızın üzerine alıyorum. Poşur poşur mis gibi nane kokulu bir çorba elde ettik arkadaşlar. Evet, en son yine şöyle ocağımızın altını kapatacağım. Bir küçük diş samırsağımız vardı. Onu güzelce ezmiştim. Hemen şöyle lezzetlenmesi için içerisine alacağım. Şöyle çorbamızı yine hafif karıştıracağım. Servise alacağım arkadaşlar. Bu çorbamızı mutlaka sıcak sıcak tüketin. Kaldıkça koyulaşır. Tavuk suyuyla lezzetlendirdiğim tarhana çorbasını servise aldım. Ayrıca tavuk suyunu hazırlarken baharatları katmıştım. Bir de tarhanayı ekledikten sonra kaynamaya başlayınca eklemiş olduğum baharatları eklemeyebilirsiniz. Bu sizin tamamen damak tadınıza kalmış. Biz sevdiğimiz için ekledim. Sizler de yapıp sevdiklerinizle, ailenizle paylaşmanız dileğiyle yine bir videomuzun sonuna geldim. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler, selamlar.